Evet arkadaşlar, hepiniz Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü organizesiyle yapılan uygulamadan, projeden uygulamaya sempozyumunun bu oturumuna hoş geldiniz. İmran Hocam'la başlayalım. Süreyi biraz etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Benim bilgisayardan kaynaklı bir problemden dolayı geç kaldık. Arkadaşlar kusura bakmayın. Özür dilerim. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Estağfurullah hocam. Hiç olmasın. Evet. Buyurun hocam. Merhabalar, adım İmran Arslan. Uluslararası projeden uygulamaya eğitim sempozyumunda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu eğitim projesi olan değerleri görmek ve okumak için bir projemi sizlere anlatmaya çalışacağım. Öperde ben de mutluyum. Buyurun hocam. Bir saniye hocam. Slide'ı yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında toplumların ekonomik, kültürel ve siyasal yapılarında önemli dönüşümler olduğu görülmekte ve bu değişimler değerler sisteminde de değişikliklere yol açmakta. Değerler eğitimine duyulan gereksinim arttırmaktadır. Toplumun içinde bulunduğu bu değişimlerin aile yapısında Tamam. aile Kolay. olan değerler odaya girildiğinde hissedilen hava gibidir. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Fakat oradadır. Sürekli hissedilir. Süleyman Hocam tamamdır. Tamam, go live dedin değil mi hocam? Tamam, tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Görüşürüz, kolay gelsin. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Tamam. Geçmişte aile köklerinden alınan değerlerin şimdilerde yoğun iş temposu, çocukla geçirilen birlikteliklerin azalması, geniş aileden çekirdek aileye, tek ebeveynli aileye geçiş, teknoloji ve benzeri sebeplerle aile ile çocuk arasında iletişimin azaldığı bir döneme geçilmişti. Bu durumun aileleri kendi değerlerini çocuklarına aktarmasına engel olduğu görülmektedir. Hem bu eksikliğin giderilmesi hem de evrensel değerlerde toplumsal birliğin oluşturulması açısından evrensel insani ve kültürel değerlerin çocuklara aktarılması büyük önem taşımaktadır. Erken çocukluk döneminde çocukların değerleri tanıması, yaşayarak öğrenmesi ve içselleştirmesi, özellikle de çocuklarımızın değerlerimizi öğrenirken olumlu rol modellerden yararlanmaları, değerlerin belirlediği davranış kalıplarını yaparak, yaşayarak öğrenmeleri ve o değerleri kazanmaları kendileri, aileleri, milletleri ve insanlık için paha biçilmez bir hazinedir. Bu proje ile erken çocukluk döneminden itibaren ulusal ve evrensel değerlerin çocuklarımıza kazandırılmasını amaçladık. Teknoloji çağı ile birlikte yalnızlığa itilen, iletişim becerilerini yitiren, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu karıştıran çocuklarımıza ailelerinden ve toplumun diğer seslerinden almakta zorlandıkları değerlerimizi tanıtmak ve kavratmak da amacı. Sonuç olarak okul öncesi dönem çocuklarda değerlerin temelleri atıldığı yıllardır. Değerlere yönelik kazanılan bilgiler tüm yaşamları boyunca etkisini sürdürür. Projem hakkında bilgi vereceğim. Projem Hırvatistan'dan yabancı bir ortakla oluşturdu. Projenin kurucusuyum. Ben bu projeyi okulumda okul öncesi ve ilkokul öğrencileriyle birlikte uyguladım. Ortaklarımdan bazıları ergenlik dönemi yaş gruplarında da uyguladılar. Özetlersek projemizde öğrencilere değerler hakkında görseller verilmiş. Daha sonra da görselleri birkaç cümleyle yorumlamaları ve anlatmaları istenmiştir. Aktiviteler sırasında yazılabilecek veya anlatılabilecek görseller hakkında öykülerimiz oluşturulmuştur. Projemizde 6 farklı değer üzerinde çalıştık. Hoşgörü, dürüstlük, cömertlik, temizlik, yardımseverlik, sorumluluk. Çocuklar etkinlikler aracılığıyla değerlerimizi öğreneceklerdi. Bu etkinliklerimiz ise kumbara etkinliğimiz görsel okuma köşeleri oluşturduk. Öğrencilerden bu köşelerdeki görsel materyalleri yorumlayarak kumbarada toplanmaları istendi. Hikaye küpleri etkinliğimiz ise her yüzeyde farklı görselleri olan bir küp kullandık. Öğrencilerden resimleri yorumlamaları ve bir hikaye anlatmaları istendi.
Sözlü yorumlama etkinliğimiz ise farklı sınıftaki öğrencilere farklı imgeler, semboller, işaretler, resimler ve fotoğraflar verilerek sözlü bir bilimsel açıklama yapmaları istendi. Proje hedeflerimize gelecek olursak, öğrencilerin görsel okuma, görsel anlayış ve dil becerilerinde artış sağlamak, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerinin geliştirilmesini sağlamak, düşünen, sorgulayan ve problem çözen öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerin evrensel değerlerin farkında olmasını ve anlamasını sağlamak. Kendi yaşamında ve sosyal çevresinde evrensel değerlerin önemini hissettirmek. Öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek. Bir görüntüyü tanıma, anlamını araştırma ve yorumlama, bakış açılar ifade etme ve postları keşfetme becerisini arttırmak. Görsel nesnelere olan ilgileri bu şekilde artacaktır. Projemizde 6 farklı değer üzerinde çalıştık demiştim. Hoşgörü, dürüstlük, cömertlik, temizlik, yardımseverlik, sorumluluk. Ayrıca her ortak kültürel farklılıkları ve ihtiyaçları değerlendirerek bir değer seçtik. Bir de vatanseverlik değerini seçtik. Bu projeyle her ortak ülkede elde edilen veriler değerlendirilip evrensel değerler hikaye kitabımızı oluşturduk. Bu sayede öğrencilerimize hem ulusal hem de evrensel değerleri öğrettik. Öğrencilerin görsel okuma seviyelerinde geliştirdik. Sonuçlarımıza gelecek olursak, çocuklarımızda değerlerimize karşı hassasiyet yoktu. Bu konuyu veli toplantılarında ailelerle konuştuğumuzda, ailelerin kendilerini bu konuda sorumlu hissetmedikleri ve bazı ailelerin ise yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gözlemledik. Bu doğrultuda projemi destekleyen sınıf öğretmenleriyle toplantı yaptım. Selçuklu müftümüzle görüşme yaptım. Destek olacağını söyledi. Okulumuza değerler eğitimi konusunda yetkin uzmanlar gönderdi. Buradan tekrar teşekkür ediyorum Selçuklu müftümüze. Proje ortaklarımızdan mensup oldukları dil ve değerlere uygun olarak hareket ettiler. Onlar da mensup oldukları kiliseler ve benzerleri resimler paylaştılar Twinspace'de. Ders akışımızda belirlediğimiz değerleri işledik, veliyle toplantıları yaparak da velilerimizi bu konuda bilgilendirdik. Projemizde beklenen hedeflerimize ulaştık. Yardımseverlik değerimiz ile Mehmet Çık Vakfı'na ve LÖSE'ye bağış kampanyası düzenledik. Hoşgörü değerimiz ile Hazreti Mevlana'yı anlattık ve türbesini ziyaret ettik. Nevi Semaden etkinliği yaptık okulumuzda. Sınıfta paylaşma etkinliği yaptık. Kandil ve şivlik etkinlikleri düzenledik. Çocuklar bunları gerçekten çok sevdiler. Hasta ziyaretleri yaptık. Hasta olan öğrencilerimizin evlerine gittik. Misafirliğe gittik. Vatanseverlik değerimiz için şehitliğimizi ziyaret ettik. Bu etkinliklerde okul olarak katılım sağladık. Etkinliklerimizin hepsini velilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Ayrıca ortaklarımızda kendi özel günlerine uygun etkinlikler yaptılar. Paskalya, Noel gibi yine bunların resimlerinde Twinspace'de paylaşıldı. Öğrencilerinden bazıları asker olmak istediğini söyledi. Bazıları ise İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını kendiliğinden ezberlediler. Evin okulda sorumluluklarını söylemeden yerine getirdiler. Okul bahçesinde çöpleri çöp kutusuna attılar. Büyüklerine ve arkadaşlarına karşı olumlu davranışlar sergilediler. Bunun gibi birçok kazanımı düzenledim. Ayrıca velilerimize Google Form üzerinden de anket düzenledim. Aileler çocuklarında gördükleri olumlu davranışlardan çok memnun olduklarını minnet ve teşekkürler belirtti. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Öğrencilerimiz ülkemizin manevi ve kültürel zenginliklerini projemizle tanıttı. Bir saniye. İmran Hocam sesiniz gitti ama. Görüntünüz de gitti, sesiniz de gitti. Sesiniz şu anda var. Şu an ben yürüyorum ama hepiniz hocam ekranda. Hocam siz şu anda katılımcı olarak herhalde gözükmüyorsunuz. Şu anda sesinizi duy... Hocam siz devam edin bu şekilde. En azından sesinizi duymuş olalım. Buyurun hocam. Ben sonuçlarımıza geçiyorum hocam. Buyurun hocam. Evet, sonuçlarımızı şu anda bitirdim. Önerilerimizi anlatıyorum. Erken çocukluk döneminde bireyler
model olarak hatalı davranışları daha hızlı öğrenirlerken olumlu davranışları daha geç öğrenirler. Akran gruplarını kontrol etmek çok önemlidir. Lider özellikteki öğrencilerin diğer İmran Hocam kullanmak gerekiyor. İstasyon yöntemini ile yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek ediyor ve motivasyonlarını arttırıyor. Uzman kişilerle işbirliği içinde çalışmanın önemini de unutmamak gerekiyor. Bu projede yapacağım etkinlikler ve öğrencilerime kazandıracağım değerlerin velilerin desteği olmadan yapılamayacağını belirledim. Öncelikle veli toplantıları yaparak sürekli velilerle diyalog içinde çalışmalarını sürdürmek gerekiyordu. Yeni davranışlar kazandırmada sembol pekiştireçler çok önemlidir. Pekiştireç türlerini düzenli bir şekilde kullanmalıyız. Olumlu davranış alışkanlığının şimdiye kadar pekiştireçler verilmelidir. Öğrencilere olumlu rol model olmak da bir o kadar önemlidir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tüm aksaklıklara rağmen. Benim anlatacaklarım bu kadar. Değerli vakitlerinizi bana ayırıp beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Hocam soruları sunumların sonunda alacağız. İmran Hocam okul öncesinde değerlerin ne kadar önemli olduğunu, çocuklara bu değerlerin küçük yaştan itibaren kazandırılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda yaptığınız etkinliklerden dolayı teşekkür ederiz. Sunumunuzdan, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Mustafa Hocam sıra sizde değil mi? Siz mi sunacaksınız? Evet. Ayşe Hocam buyurun. Sunumunuzu yapmak üzere. Buyurun. Merhaba arkadaşlar, değerli moderatörüm. Ben Konya'dan Kemal İçkoğlu'dan katılıyorum. Ayşe Hocam. İlk önce size kardeşim olumlusu projesinden bahsediyorum. Arkadaşlar yani diğer arkadaşlarımız sesi kapatırsa çok iyi olur. Ben, sadece Ayşe Hocam'ın sesi açık olsun. Hariçten de bir ses geliyor hocam. Sizin orada gürültü mü var Ayşe Hocam? Hayır hocam, şu an hiçbir ses yok. Ortam tamamen kapalı ama hariçten bir ses. Tamam hocam. Buyurun hocam. Sunumunuza başlayabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ben Konya Meram'dan katılıyorum. Kemal Etipoğlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapıyorum. Kardeşim olur musun projesi? Projesinden bahsetmek istiyorum. Ayşe Hocam bağlantınızda mı? Affedersiniz. Affedersiniz Ayşe Hocam. Bağlantınızda mı sorun var? Ben slide hareket ettiremedim ama. Hocam muhtemelen sizin bağlantınızda bir problem var. Slide şu anda açması gerekiyor ve sesiniz de böyle dalgalı geliyor. Bekleyelim mi? Siz yüklediniz değil mi bu slaytınızı hocam? Hocam slaytı ilerletemiyorum şu anda. Hocam şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz o slaytı kapatın. Kendiniz yani hocam bağlantıda da sıkıntı. Evet. Sesim geliyor mu hocam şimdi? Hocam geliyor. Şöyle yapalım hocam. Vakti değerli kullanma adına ekran paylaşımı yapabilirsiniz evet, hocam. Yükledim ama ilerletemiyorum şu an. Saatimi ilerletemiyorum. Evet şu anda ilerledi ama sesiniz yok ama hocam. Evet.
Tamam, Ayşe hocam sesinizi duyamıyorum. Tamam. Şu anda evet. Gideriz hocam. Evet. Tamam hocam. Şu an sıkıntımız kalktı ortadan. Evet. Kardeşim olur musun projeleri? Hayır ama açıkacağım ama gelmiyor mu ses? Hocam sesiniz var şu anda. Arkadaşlar size de mi geldi? Hocam sesinizi duyuyorum ben şu anda. Geliyor mu hocam ses? Evet evet sizin sesiniz hocam, var hocam. Sesinizi duyuyorum hocam. Tamam. Çocuğun ilk önce ailesinden öğrendiği duygu sevgi ve kardeşlik duygusu, toplumsal anlamda sevgi ve kardeşlik çocuklar arasında güçlü bir bağ kuran duygudur. Çocuklar sevgi ve kardeşlik duygularıyla birbirlerine bağlanmıştır. Sevgi ve kardeşliği paylaşıldığı ailelerde çocuklar kendilerini güvende hissederler. Bunun için çocuklar arasında kardeşlik ve dostluk çocuğun kişiliğin gelişmesinde çok önemlidir. Bu projemizin amacı çocukların uzaktaki akranlarıyla kardeşlik kurmalarını sağlayabilmektir. Pandemi döneminde ev ortamında her çocuk seçtiği arkadaşı ve öğretmenleri tarafından belirlenen etkinlikleri online olarak karşılıklı yapabilme, çocuğun teknolojik araç gereçleri kullanmayı öğrenebilmesi, sözel ve yazılı komutlarla iletişim kurmayı öğrenebilmesi amaçlanmıştır. Kardeşlik birbirini tanımayan, farklı illerde ve hatta farklı ülkelerdeki öğrencilerin bir düşünce veya bir burada etrafında birleşmeleridir. Bu araştırmanın amacı ilkokulda öğrencilere kardeşlik duygusunda bilgi vermek ve webik araçlarıyla öğrencilerin etkileşimini sağlamaktır. Türkiye'nin birçok farklı şehrinden bu projemize dahil olan arkadaşlarımız vardır. Muğla, Konya, İzmir, Bursa ve aynı zamanda Azerbaycan'dan da iki tane yabancı ortağımız olmak üzere branş öğretmenleri katılımlarıyla projemiz gerçekleştirilmiştir. Bu illerde görev yapan 10 öğretmen ve 2 Azerbaycan'dan olmak üzere ve toplamda 29 öğrencimiz de bu projeye katkıda bulunmuştur. Disiplinler arası yaklaşımları gözetirken hayat bilgisi, Türkçe, beden eğitimi, İngilizce, görsel sanatlar, beden eğitimi ve serbest oyun, oyunu ve serbest etkinlikler ve müzik dersinde etkinliklerle ilişkilendirilmiştir. Projemizin süreci 3 ay olup her ay farklı etkinlikler yapılmıştır. Proje uygulama süreci de gerçekleşen etkinliklerimize baktığımızda Kasım ayında ortaokulların öğretmenler arasında tanışma webinarı yapılmıştır. Ortaokullar görev almak isteyen öğrenci kulübü ekiplerini oluşturmuşlar ve öğrencilerin e-training sayfasına üye olmaları sağlanmıştır. Öğretmen ve öğrenci tanıtımları yapılarak TeamSpace'e yüklenmiş, ayrıca ortaklar arası görev yapılmıştır. Hocam slaytımı görebiliyor musunuz? Şu an evet hocam, evet. Aralık ayındasınız hocam. Aralık ayında hocam. Aralık ayındayız hocam. Tamam, ben projeyi şey yaptım. Şu an tekrardan... Arkadaşlar, hocam ben de görüntü kayboluyor sanırım bilgisayardan veya internetten kaynaklı. Aralık ayında da hocam çalışmalarımızı tamamladık. Öğretmenlerle projelerimizi, etkinliklerimizi hazırladık. Öğrencilerimizi TeamSpace'lere yükledik. Üyelerimizden de almış olduğumuz izin belgeleriyle Aralık ayında tamamladık. Ocak ayına geçeyim ben hocam hemen. Ocak ayı proje görevleri, tamamlanan sanatsal ve sosyal etkinlikler uygulanmış ve yapılan bu etkinlik fotoğrafları TeamSpace programına yüklenmiştir. Tüm yaptığımız bu etkinliklerden sonra projemiz sonlandırılmıştır. Etkinliklerimiz kardeşime mektup etkinliği. Yalnız biz bu etkinlikleri yaparken hocam buradaki püf noktamız şu olmuştu. Bütün öğrenciler kendilerini kardeş seçtiği öğrencileri Zoom programı üzerinden veya WhatsApp'ta görüntülü olarak bu etkinlikleri açarak
görüntülü bir şekilde aynı anda yapmaya çalışmışlardı. Yani şu buradaki sıraladığımız bütün etkinlikleri aynı şekilde ve aynı zamanda görüntülü yapmışlardı. Kardeşime mektup etkinliğimizde öğrenciler birbirlerine kardeşlik konu mektuplar yazmışlar ve bunları birbirlerine resim olarak göndermişlerdir ve sonra saklanmak üzere dosyalanmıştır. Ortak ofis tasarlama etkinliğimizde her öğrencimiz kardeşiyle birlikte görüntülü görüşmüşler. Malzemelerini hazırlamışlar ve birbirlerine verdikleri komutlar kardeşim olur musun etkinliğine ait bir afiş tasarlamışlardır. Ama bu etkinlik bitene kadar kesinlikle birbirlerinin resimlerini görmemişlerdir ve resim bittikten sonra görüntülü olarak değerlendirmeye sunmuşlardır. Yılbaşı kartı hazırlama ve kurabiye yapımında da yine aynı şekilde görüntülü bir şekilde öğrencileriyle bu etkinlikleri komutlarla tamamlamıştır. Bu arada bir uzmana soralım etkinliği olarak kurucularımız bir psikolog arkadaşlarla görüştük ve Bayat var isminde bir psikologumuz bize öğrencilerimizi ve velilerimizi bu süreçte zor duygularla nasıl baş edilir, pandemide nasıl ev ortamını, okul ortamını nasıl taşınır, evde bu stresler nasıl yok edilir, bu şekilde öğrencilerimizi ve velilerimizi bilgilendirmek üzere bir uzmana soru etkinliği düzenledik. Resmede oynuyoruz. Learning Apps üzerinden öğrenciler veya kağıt kalemleriyle de elinde kendilerine ait resmelerini yapmışlar ve öğrencilerimiz karşılıklı olarak onları birbirlerine tanıtmışlardır. Online oyun oynuyoruz haftamızda. Öğrencilerimizi derslerimize bu dizdeki araçlarını koyduk. Word World olsun, Learning Apps olsun, bütün bu dedik araçlarımızı, derslerimizi, oyun çarklarımızı kullandık. Masalıma resim etkinliğimizde ortak kardeşler bir tanesi masalını okudu, anlattı, görüntü olarak veya videosunu çekerek diğer kardeşine gönderdi. Diğer kardeş de bunun resmini çizdi ve biz de arkadaşlarımızla yaptığımız bu çalışmaları, videolarla resimleri bir araya getirerek Twinspace sayfamızda paylaştık. Son olarak kardeşlik konulu e-book ve resim yapımı. Storyjump üzerinden masalımızı bir masal oluşturduk. Biz bu masalın ismini Google Form üzerinde bir anket yaptık ve öğrencilerimiz bunun isimlerini kendisi belirledi bu hikayemizi. Her bölümde bir okulumuz yazacak şekilde hikayeyi yaptırdık ve yapılan bütün bu öğrencilerimizin yazmış olduğu hikayeleri, resimleri aynı zamanda bir videoya çekip arkasından yerleştirmiş olduğumuz kare kodlarla birlikte biz bunu Facebook sayfasına gönderdik. Ortak şarkımıza etkinliğimiz ortak ürünümüzdür. Aynı zamanda Levent Yüksel'in Yola şarkısını izin alarak müziğini kullandık, sözlerini online'da bulurum seni şarkısı olarak değiştirdik. Her bölümünü bir okulumuz okudu. Daha sonra biz bu videoları birleştirip ortak bir şarkı haline getirdik. Takım çalışması olarak evde oynanabilecek oyunlar bir film gerçekleştirdik. Eşleştiğimiz okul arkadaşlarımızdan bir tanesi okulun bu oyunların kurallarını belirledi. İşte mangala, üç taş, beş taş, sıcak, soğuk, amiral battı gibi oyunlarımızı kurallarını bir okul belirledi ve diğer okula bu kuralların nasıl oynanacağını yazılı bir şekilde gönderdi. Diğer okulumuzda bu kurallara uygun bir şekilde oyunlarımızı oynadık ve görüntüleri de hem kuralları hem oyun resimlerini Facebook sayfamızda paylaştık.
Orada ürün olarak öğrencilerimizde de az önce bahsettiğimiz gibi masal kitabımızı oluşturduk. Kardeşlik ile ilgili kardeşlik ormanı adlı masal kitabımız oluşturuldu. Ortak üründe. Ortak şarkımız online bulurum seni şarkısı. Karışık takım okul takımları olarak da salgında el oynanacak oyunlar bültenini oluşturmuş olduk. Ortak ürünler adına. Sonuçlara baktığımızda proje sonunda değerlendirme anketleri öğretmenler tarafından hazırlandı. Bu anketler hazırlanan anket sonuçlarına göre öğrenci öğretmen verileri alındı. Projemiz kardeşlik ile ilgili etkinlikleri kapsadığı için sevgi, saygı değerinin anlamını ve taşıdığı değeri öğrencilerimiz kavramıştır. Yapılan anketler sonucu öğrenciler webik araçlarını kullanmak, arkadaşlarıyla karşılıklı mektuplaşmak, karşılıklı kurabiye yapmak ve resmi oluşturmak proje süresince en çok sevdiği, hoşlandığı etkinlikler olmuştur. Yapmak istediklerini söylemişlerdir. Ve bu proje hakkında da yeterince bilgi sahibi olmuşlardır. Öğrenciler webik araçları kullanarak teknolojinin olumlu yönleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardı. Bu projede süresinde öğrencilerimiz WordWall, Learning Apps, Canva, Online Oyunlar, WordArts, Google Form, T-Link, İnşaat, Storjant, Perl, Padlet, Algae, Jigsaw ve Tuntik gibi webik araçlarını kullanırlardır. Biz öğretmenler de Blogger, Talker, Emazer, Kamaliol, Blockly, Storjant, Pictomap, Planet, Learning Apps, Scrum ve Algae, Padlet olmak üzere bireysel olarak hepimizin kullanmış olduğu ortak webik araçlarından birkaç tanesidir. Sonuçlara baktığımızda proje öğretmenlerimiz ekip ve kişisel gelişiminde, din öğretili araçlarının eğitim öğretiminde kullanılma etkisinde, başka okullarla birliktelik içinde çalışmanın önemine katkı sağlamıştır. Sonuçlar olarak pandemi nedeniyle sınav ortamda sergi düzenledik. Sosyal medya hesaplarımızı oluşturduk, Instagram ve web gazetelerde çalışmalarımızı sergiledik. Ön ve son anketler düzenlendi ve anket sonuçlarımız analiz edildi. Veli görüş padleti ve öğrenci değerlendirme videolarımızı oluşturup TrendSpace'de sunuma koyduk. Öneri olarak programda elde edilenlere göre kardeşim olumsuz konusu işlenirken geleneksel yöntemlerin yanı sıra teknolojik yöntemlerin okuyor. Efendim hocam? Hocam bu nedenle uygulamalı etkinliklerle konu işlenirken yapılabilir mektup yazma, afiş tasarlama, resmi oluşturma. Gelecek zamanlarda bu projeye benzer bir etkinlik yapılması halde sergi açılması ve sokak oyunları teşekkür ederim hocam. Benim sunumum bu projedeki sunumum bu kadardı. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sesim ya görüntüm geliyor mu bilmiyorum şu an. Size ulaşıyor. Evet. Ayşe hocam siz bir müddet yani Mustafa hocama alalım. Siz bir nefes alıp daha sonraki sunumu evet, Mustafa hocam, hocama sonra. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hocam geliyor mu sesim benim? Sesim geliyor değil mi? Şu anda var değil mi sesim? Mustafa hocam evet. Sesim var değil mi? Duyuyoruz hocam biz sizi. Tamam. Ayşe hocam şimdi evet. diğer sunum evet diğer sunumu PDF olarak yüklerseniz daha kolay olur. Bu internet bağlantınızda sanırım bir problem var. Tam hızlı bir şekilde bağlantı problemi var. Şimdi İnternet üzerinden çalışıyoruz. Sizler de teknolojiyi çok iyi kullanıyorsunuz ama böyle güzel bir programda internetle alakalı, teknolojiyle alakalı sorun yaşamamız hakikaten biraz ironik. Maalesef teknolojinin azizliği diyelim. Siz de bundan nasiplendiniz, biz de nasiplendik. Yapacak bir şey yok. Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İstifade ettik. Arkadaşlarımızın soruları varsa
program sonunda alacağız. Musa Hocam buyurun. Siz dinliyoruz hocam. Merhabalar diliyorum ben öncelikle herkese. Yalnız sunumu kapatıyorlar arkadaşlar. Kapatmazlarsa sevinirim. Evet hocam buyurun. Merhabalar diliyorum herkese. Hoşgörüşehir Konya'dan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum öncelikle. Ben Mustafa Güdek. Konya Çatal Lise Litvanat İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Adam Muaşeret Projesi'nin fikir sahibi ve kurucu ortağıyım. Bu bildiriyi 30 tane öğretmen arkadaşımızın, 30 tane ortağımızın adına gerçekleştireceğim. Slide'ı nasıl kaydıracağız? Buradan deniyorum olmuyor. Tamam. Devam ediyorum. İnsanlar ilkel hayatı bırakıp yerleşik hayata geçtikten sonra birçok kurala ihtiyaç duymuşlardır. Bunların başında da görgü kuralları gelmiştir. Topluluklarının kalabalıklaşmasıyla da toplumsal saygı kavramı öncelik kazanmaya başlamıştır. Daha sonra ilerleyen dönemlerde de toplumlarını ayakta tutabilmek için kültürlerini, örflerini, adetlerini bir sonraki nesile aktarma ihtiyaç duymuşlardır. Burada da değerler eğitimi önem kazanmaya başlamıştır. Türk toplumunda da, Türk örfünde de, adetinde de, töresinde de değerler eğitimi oldukça önemli bir yere sahip olmuştur her dönemde. Bunda iki tane önemli kavram var, aile ve okul. Değerlerin aktarılmasında aile ve okul çok önemli bir yere sahip olmuştur. Görgü kuralları ve adam muaşeret kuralları özellikle Osmanlı'nın 1500. yılından sonra kaynaklarda çok sık gördüğümüz bir ifade adam muaşeret kelimesi. Bizim dilimize de bu şekilde yerleşmiş. Cumhuriyet'in ilanıyla da birlikte önemini korumuş. Hatta 1960'lı yıllarda okullarda da adam muaşeret derslerinin müstakil olarak okutulduğunu görmekteyiz. Biz de toplumun mimarlar, öğretmenler olarak adam muaşeret konusunda bir proje yapmaya karar verdik. Ve projemizi hayata geçirdik. Slide'ım kaymıyor ama. Teşekkür ediyorum. Biz de böyle bir proje yapmaya karar verdik. Projemizi tanımlayacak olursak 19 Eylül 2019 tarihinde onaylanan Azerbaycan'dan 10, Türkiye'den 20 öğretmenin yer aldığı, dilinin Türkçe olduğu, 7-14 yaş aralığını hedefleyen, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin birlikte çalıştığı bir toplum mühendisliği projesi olarak biz projemizi tanımlıyoruz. Slide'ımı bir daha geçer misiniz hocam? Projemizin çalışma felsefesinde 4 tane temel unsuru barındırıyor. Bunların birincisi başlığında öğrenci eğitimleri, daha sonra veli eğitimleri, bunların arkasında mesleki buluşmalar gerçekleştirmek ve en sonunda da şiddet eğilimine yönelik bir farkındalık oluşturmak. Projemiz bu 4 temel unsur üzerine inşa etmeye çalıştık. Bu 4 temel esasla birlikte 5 tane de konu belirledik. Bunlar okulda, trafikte, hastanede, sporda ve ibadethanelerde adam muaşeret şeklinde konularımızı belirledik. Aslında daha çok konu vardı ama etkinlik sayımız fazla olduğu için 5'e indirmek zorunda kaldık. Bunun devamını bu yıl inşallah yine tekrar gerçekleştiriyoruz. Geçelim hocam. Okulda adam muaşeret konusunda öncelikle öğrencilerimize okulda, sınıfta nasıl davranılır, öğretmene karşı nasıl davranılır, okul idaresine, öğretmenlere karşı nasıl hareket edilmesi gerekir, bunların eğitimini verdik. Daha sonra öğrencilerimiz vasıtasıyla hazırladığımız broşürler yardımıyla velilerimize işte öğretmene nasıl hitap edilir, okula görüşmeye gelirken nasıl davranılır, öğretmenin toplumdaki yeri nasıldır, nedir, bunları anlatmaya çalıştık, bunları vurgulamaya çalıştık. Bunları gerçekleştirdikten sonra mesleki buluşmalar gerçekleştirdik. Burada proje ortaklarımızdan bazıları, geri gelelim hocam, bazıları kaymakam beyleri okullarına davet ettiler, ilçe milli eğitim müdürleri okullarımızı ziyaret ettiler, okul müdürleri bu projede çok aktif rol aldılar, rehber öğretmenler yine aynı şekilde çok aktif rol aldılar bu konuda. Bunu da yaptıktan sonra şiddet eğilimine yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştık. Burada da eğitim çalışanlarına yönelik şiddete dur demek için çalışmalar gerçekleştirdik.
Trafik dağda muaşeret konusuna geldiğimizde de önce bir anket çalışması yapmadık. Çünkü trafik konusu çok geniş olduğu için paydaşlarımızın hangi beklenti içinde olduğunu öğrenmeye çalıştık. Yaklaşık 300 kişiyle bir anket gerçekleştirdik. Burada bu ankette en çok sıkıntı duydukları, en çok üstünde durulması istenen trafik kurallarının neler olduğunu sorduk. Tek tek cevapları incelediğimizde 28 tane başlık olduğu ortaya çıktı. Bu 28 başlıktan hareketle öğrencilerimize trafikte uyulması gereken adam muaşeret kurallarını anlattık. Yine onlar vasıtasıyla da velilerimize bu 28 tane başlığı aktarma fırsatı bulduk. Daha sonra mesleki buluşmalarda proje ortaklarımız okullarına trafik polislerini çağırdılar. İlçede olan arkadaşlarımız jandarma trafikten yardım aldılar. Bazı arkadaşlarımız trafik parklarına giderek ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Bunları yaptıktan sonra da şiddet eğilimi konusunda da trafikte ufak tefek kazalarda ya da işte ufak tefek kaza olmayan olaylarda bile hemen şiddete başvurulmaması gerektiğini, saygının, hoşgörünün ön plana çıkması gerektiğini hem velilerimize hem de öğrencilerimize anlatmak istedik. Bu şekilde bir şiddet eğilimi konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Hastane dağdan muaşeret konusunda öğrencilerimize öncelikle bir temel sağlık bilgileri verdik. Temel sağlık eğitimi gerçekleştirdik. Bunun yanında işte hastanede nasıl davranılır, 112 konusunda bilgilendirme yaptık. İşte ambulanslarla ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Velilerimize yönelik ise yine hastanede nasıl davranılır, 112 nasıl aranır, işte ambulanslara yol verilmesi konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptık. Mesleki buluşmalarda proje ortaklarımız sağlık çalışanlarını, doktorlarını, sağlık ocağında çalışan personelleri okullarına davet etti. Bazıları kendileri hastane, sağlık ocağı ziyaretleri gerçekleştirdi. Bazı ortaklarımız üniversitelerden akademisyenleri okullarına davet ettiler ya da giderek onlarla röportaj yaptılar. Bunları yaptıktan sonra şiddet konusunda da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eğilimine dur denilmesi gerektiğini, bunun gereksiz olduğunu, sağlık çalışanlarının özveriyle bizler için çalıştığını anlatmaya çalıştık. Devam edelim. İbadethanede adam muaşeret konusunda öğrencilerimize öncelikle farklı dinlere mensup insanların olabileceğini, farklı ibadethanelerin olabileceğini, sadece çevremizde cami gördüğümüz için farklı ibadethanelerin olmayacağı anlamına gelmeyeceğini anlatmaya çalıştık. Velilerimize de daha çok camilerde en çok proje ortaklarımız genelde Müslüman ülkeler olduğu için cami üzerinde durduk velilerimiz konusunda. Burada da işte cami adabıyla ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Mesleki buluşmalarda ilçe müftülerini okullarına davet eden arkadaşlarımız oldu. İmam cami görevlilerini okullara davet eden arkadaşlarımız oldu. Yine din kültürü öğretmenlerimiz aktif rol aldı projede. Bu buluşmalardan sonra da şiddet eğilimi konusunda özellikle farklı dine mensup insanlara saygı göstermemiz gerektiğini, hoşgörülü olmamız gerektiğini, onların asla düşman olacak şekilde görülmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Geçelim. Sporda adam muaşeret konusunu özellikle geleneksel çocuk oyunlarının olduğu döneme denk getirmeye çalıştık. Mart-Nisan ayı gibi gerçekleştirdik bu etkinliklerimizde. Çocuklara burada sporun kardeşlik olduğunu, hoşgörü olduğunu, saygı olduğunu, fair play içinde oynanması gerektiğini, kazanmanın ya da kaybetmenin çok önemli olmadığını anlatmaya çalıştık. Velilerimize de spor müsabakalarında nasıl davranması gerektiğini, işi fanatizme dönüştürmeden fair play içinde nasıl gerçekleştirebileceğini anlatmaya çalıştık. Mesleki buluşmalarda proje ortaklarımız milli sporcuları, eski sporcuları, gençlik spordaki çalışanları okullarına davet ettiler. Biz okulumuzda paralimpik masa tenisi ikincisi, dünya ikincisi Hamza Çalışkan hocamızı okulumuzda davet ettik. Öyle bir söyleşi gerçekleştirdik. Şiddet eğilimi konusunda da maalesef ülkemizde spor deyince akla sadece futbol geliyor. Bir geri gelelim hocam. Ülkemizde sadece futbol geldiği için genelde de olumsuz olaylar hep futbol müsabakalarından sonra yaşandığı için velilerimize bu yönde işte takım tutmanın nasıl olması gerektiğini, fanatizme döndürmeden fair play konusunda nasıl davranmaları gerektiğini anlatmaya çalıştık. Geçelim hocam. Mustafa hocam toparlayabilirsek çok iyi olur. Buyurun hocam. Toparlıyorum hocam.
Sonuçlara geldiğimiz zaman arkadaşlar Karekod'dan proje sonu raporumuzu ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler okutarak Karekod'u. Burada projenin sonunda anketler gerçekleştirdik. Öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize yönelik. Buradaki sorduğumuz sorularda davranış değiştirmeye yönelik ekranda da göreceğiniz üzere %90 üzerinde başarı elde ettiğimizi tespit ettik. Geçelim. Diğer sonuçlara baktığımızda müfredat ile sıkı bir ilişki kurduğumuz için derslerimizde çok zengin ders içerikleri oluştu. Çok fazla etkinlik yaptık sınıflarımızda. Proje ortaklarımız çok deneyimli kişiler olduğu için zengin bir Web2 aracı kullanıldı ve yeni başlayanlar kendim de dahil olmak üzere birçok Web2 aracıyla tanıştık. Azerbaycan ve Türkiye arasında bir kültürel etkileşimimiz oldu. Öğrencilerimiz Azerbaycan kültürünü tanıdı. Onlar bizim kültürümüzü tanıdı. Yine bununla ilgili bir videomuz var. Karekod'u okuyarak arkadaşlar videomuzu izleyebilirler. Şiddet eğilimine yeterince dikkat çektiğimizi tahmin ediyoruz. Proje yeni projelere de ilham oldu. Bu yıl ikincisini devam ettiriyoruz farklı konularla. Yine proje ortaklarımız farklı isimlerle benzer projeler yapmaya devam ediyorlar. Proje sonunda da öğrencilerimizle birlikte 5 hikaye setleri oluşturduk. 5 tane kitap yazdık. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an elimde bu baskıyı hazır bir şekilde. Kitaplarımız bekliyor. Bu yıl 5 kitap daha yazıp 10 kitaplık bir seri haline getirip bunu bastırmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili bağlantılarımız da sürüyor. Özellikle Karatay Belediyesi ile görüşüyoruz. Projemizin sonunda 24 tane öğretmenimiz hem ulusal hem de Avrupa kalite etiketi alarak ödüllendirilmiştir. Devam ediyorum. Öneriler kısmında da Ada Muaşeret benzeri projeler yapılacaksa mesleki buluşmalar ve etkinlikler çok iyi planlanması gerekiyor. En az 1-2 ay önceden resmi yazışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü yoğun bir etkinlik oluyor projenin içerisinde. Buna dikkat etmekte fayda var. Son olarak da öneri olarak Ada Muaşeret derslerinin biz okullarda tüm ortaklarımız olarak okutulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. 1960'lı yıllarda olduğu gibi. Okullarda müstakil bir ders olarak okutulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de bakanlığa göndermek üzere bir evrak hazırladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mustafa Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir konu. Değerler eğitimi, adab, muaşeret en çok ihtiyacımızın olduğu bir alan. Gittikçe de bu ihtiyaç artıyor. Teşekkür ederim sunumunuz, katkılarınız için. Ayşe Hocam, ikinci sunumunuz için buyurun hocam. Sizi dinliyoruz. Hocam sesinizi duyamıyoruz ama Ayşe Hocam. Hocam sesinizi alamıyoruz. Bilmiyorum diğer arkadaşlar sesinizi duyabiliyor mu? Ama ben sizin sesinizi duyamıyorum. Tamam. Evet hocam şu anda tamam. Şu anda geldi hocam sesiniz. Ayşe Hocam tekrar gitti herhalde. Şu anda herhalde konuşuyorsunuz ama sizin sesinizi duyamıyorum. Diğer arkadaşlar duyuyor mu sizin sesinizi acaba bilmiyorum ama ben sizin sesinizi duyamıyorum. Ayşe Hocam görüntünüz de çok... Evet şimdi geldi hocam. Gelip gidiyor hocam. Hocam. Efendim hocam buyurun. Hocam ben de sizin sesinizi tam alamıyorum. Ben de şu anda tam sizin sesinizi alamıyorum da.
Diğer arkadaşlar alıyor mu acaba benim sesimi? Benim ikinci sesimi görünmüyorum. O yüzden ikinci kez yüklemek zorunda kaldım. Bir dakika artık arkadaşlardan rica edeceğim. Varsa başka soru alalım onların üzerine. Hocam, ekran paylaşımıyla paylaşabilirsiniz veya şöyle yapabilirsiniz. Siz hiç sunumunuzu yüklemeyin. Muhtemelen sunumun resimlerden dolayı zorlanıyor. O yüzden siz kendiniz bilgisayardan efendim hocam. Resim koymadık hocam. Resim yok. Resim yüklemedik. Sıkıntı hocam, ama. Hocam şu anda sesinizi alıyorum. Sanırım gelmek üzere hocam. Ha, tamam hocam, bekliyoruz. Tamam hocam. Şu an sanırım gerçekten. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok stres olduk bugün. Biraz teknoloji her zaman iyi diyoruz ama her şey bir telin küçük bir bağlantıya bakıyor hayatımız. Başlatalım arkadaşlar. Tekrardan ben Kemal Atikoğlu İlkokulu Konya Meram'dan katılıyorum. Değerlerimle Posta Kutum isimli projemi şu an sunacağım. İnşallah biraz da heyecanımız da genişse sıkıntılarımız da şu an için görünmüyor. Değerlerimle Posta Kutumu, Musaf Hocam'la Yusuf Hocam'a teşekkür ederim. Ben proje ortağıyım, kurucusu değilim. Sadece sunumu gerçekleştirmek için buradayız. Geçelim diğer sayfa hocam. Pandemi sürecinde çocuklar okula gidemediği için hem kendi akranları ile hem de öğretmenleri ile iletişim kurmakta sorun yaşadıkları için bu projeyi yapma ihtiyacı hissedilmiştir. Projemizin amacı çocukların akranları ve öğretmenleriyle karşılıklı iletişime geçebilmelerini sağlayabilmektir. Bu projeyle öğrencilere mektup yazmayı öğrenebilme, okuma alışkanlığını kazanabilme, teknolojik araç gelişimini kullanmayı öğrenebilme, duygu esneklerini yazı aracılığıyla ifade etmeyi öğrenebilme, sözel olarak iletişim kurmayı öğrenebilme, temel değerlerimizi benimseyebilme ve içselleştirme amaçtır. Değerler ve ahlak kuralları toplumlarda farklılık gösterebilmektedir. Türk toplumunun iyi niyet, ahde vefa, çalışkanlık, yardımseverlik, cömertlik, birliktelik, hoşgörü, din, terbiye ve dini kurallara bağlılık gibi özellikleri konulur. Doğruluk, cömertlik, dostluk, sevgi, saygı ve cesaret toplumumuzda bireylerin genel ahlaki özellikleri arasındadır. Değerler eğitimiyle varılmak istenen amaç, karakterli, ahlaklı, kişilik sahibi ve dürüst bireyler yetiştirmektir. Projemiz Türkiye'nin birçok farklı şehrinden, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hatay, Kocaeli, Konya, Mardin, Zonguldak illerindeki sınıf öğretmenlerinin gönüllü katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu illerin İl merkezleri ve ilçelerinde bulunan 10 ilkokul, 10 sınıf öğretmeni ve 60 öğrenci bu projeye katkıda bulunmuştur. Pandemi nedeniyle öğrencilerden e-mail adresleri öğretmenler tarafından alınıp bir liste oluşturulmuştur. Aslında pandemiden önce bizim yaptığımız arkadaşlar bir de şey vardı, sınıf ortamında öğrencilerimizle birlikte posta kutuları yaptık. Renkli kağıtlarla işte en ihtimalin gibiydi. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçtiğimiz e-maillerimizi kullandık. Okulla yüz yüze yaptığımız eğitimde de posta kutularımızı okulumuzun herhangi bir köşesi veya sınıfımızın bir köşesine yerleştirdiğimiz posta kutularımızı kullandık. Öğrenciler her hafta bir ile ele alarak diğer ile ilgili etkinlikler yapmışlardı. Projede 10 değer, 10 hafta öğrencilerle farklı etkinlikler yapılmıştır. Bu proje etkinliklerinden önce şunu belirtmek istiyorum hocam. Biz bütün her hafta her değeri işlemeden önce öğrencilerimize ilk başta biz kendimiz mektup yazdık. Her değerin başından mektubumuzu kutumuza koyduk. Kullanılan komutlarla faaliyetlere öğrencilerimize bildirdik. Daha sonra öğrencilerimiz yapmış olduğu bütün çalışmaları yine ya posta kutusunu veya mail olarak posta kutusu aracılığıyla gönderdiler yaptıkları bütün çalışmaları. Zarf, normal bildiğimiz zarf üzerinde her şekilde postaya verilmek üzere hazırlanmış şekilde bize bildirildi. O yüzden çünkü her
şimdi ben bunu hani öğretmen mektuplarından bahsetmeyeceğim için genel olarak vurmak istedim. Yaptığımız çalışmalarda dostluk değerimiz, öğrenciler arkadaşlarına dostluk konulu mektuplar yazmışlardır. Hayvanları koruma günü ile kodlama etkinlikleri yapılmıştır bu etkinlik çerçevesinde. Dürüstlük değerimizde değerimizin adı ile öğrencilerimiz akrostiş şiir yazma etkinlikleri yapmışlardı. Ve yaptıkları bütün çalışmaları zaten yine posta kutusuna koyuyoruz ve o hafta yaptığımız bütün değerlerin hepsini okulumuzun panosuna, yazsın panomuzda sergiliyoruz. Adalet değerimize geldiğimizde bu sürece okul müdürlerimizi dahil ettik. Bu sefer mektuplarımız okul müdürlerimizden öğrencilerimizle gelmesini istedik. Okul müdürlerimiz adalet konulu mektuplarını öğrencilerimize iletti. Mektuplarını okudular ve onlara da şöyle bir görev verdiler. Bu hafta atıkları vereceğim ve bununla ilgili bana resmi yapacaksınız dediğimizde. Öğrencilerimiz de kendilerine verilen atasözüde ne anlatmak istediğini gösteren resimleri çizdiler. Posta zarflarımıza koyduk mektuplarımızı ve yine biz posta kutumuzla müdürümüze bu resimleri ilettik. Daha sonra haftamızın değeriyle ilgili olan bu çalışmaları yine panomuza serdik. Vatanseverlik değerimiz Cumhuriyet Bayramı'na denk geldiği bir haftaydı. Ve biz Kanva programı kullanarak Cumhuriyet Bayramı kutlama afişleri yaptık. Bizim okulumuz karşılıklı diğer okullarla eşleştik. Öğrencilerimizi eşleştirdik. Öğrencilerimizin yapmış olduğu kutlama afişlerini karşılıklı olarak birbirlerine göndermişler ve mail olarak araç mail olarak da kullanılmıştı. Bu dönemden sonra da zaten pandemide okullarımızın kısıtlı bir döneme denk gelmişti. Yardımseverlik değerimizde slogan oluşturulmuş ve bu sloganlarla ilgili resimler yapılmıştır. Değerimize geldiğimizde burada da velilerimizi bu sürece dahil ettik. Dedik ki siz öğrencilerinize yani kendi çocuklarınıza sevginizi anlatan, onları sizin hayatınızda yerini anlatan mektupları siz onlara yazacaksınız. Bu sefer onlar okuyacak. Ve sürpriz mektuplar hazırladık velilerimize. Dönüklerimiz çok güzel oldu. İlk defa dediler çocuklarımıza kendi duygularımızı anlatan bir platform olsun dediler. Onlar da çok heyecanlandı. Çocuklarımız annelerinden ilk defa mektup aldıkları için onlar da çok etkiler. Yani çok güzel seslendirdiler, okudular. Sevgi değerini bu şekilde velilerimizin süreci dahil ettik. Aynı zamanda bu değeri işlerken çocuk hakları bilgi bölgesini dağıttık. Bütün okulumuz, öğrencilerimize gördüğümüz sınıfımızdaki çocuk hakları bilgi bölgesini dağıttık. Öğrencilerimize de dedik bu projeye katılan. Buradan bir tane madde seçeceğiz. Çizeceksiniz ve bu maddenin resmini bize çizeceksiniz. Hani bu hak nedir? Hak nedir? Bunları da okul panomuzda yapılmış olan resimleri de okul panomuzda sergiledik. Saygı değerimize geldiğimizde öğretmenin saygı bilincini geliştirmek üzere sanırım hızlı geçtik. Öğretmene saygı değerini oluşturmak üzere Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiirini ortaklarımızla birlikte paylaştık ve her okula bir bölüm olacak şekilde biz bu şiiri seslendirdik. Daha sonra bir arkadaşımız seslendirince
yapmış olan bu şeyleri bir araya getirip bir video haline dönüştürdü. Sorumluluk değerimize geldiğimizde pandemi döneminde hijyen, mesafe ve maske takmasını anlatan öğretmen memurları gönderdik öğrencilerimize. Ve onlardan afiş ve slogan tasarlamaları güzel yapılmış olan bu afişler, sloganlar aynı zamanda dedik ki sizin sorumluluğunuz olan bu yapmış olduğunuz çalışmaları sergileyeceksiniz. Nerede sergileyeceksiniz? Market, site ve apartman girişlerinde tabii ki izin alarak. Ayşe Hocam toparlayabilirsek. Tevkiler etkinliklerden bir tanesi de sorumluluk değerindeki bu afiş tasarlama oldu. Ayşe Hocam toparlayabilirsek. Öğretmenler tarafından gönderilen maillerimizde tabii mail mektuplarımızı gönderdik ve bir hazır çizelge hazırladık. Onlara da dedik ki siz bu görevleri bir hafta boyunca yapacaksınız, daha da sonra bunları hayatının bir parçası olarak devam ettireceksiniz. Öğrenciler yaptıkları bu çizelgeleri oyun etkinliklerini yaptılar. Bize laf fotoğraflarını gönderdiler ve biz de bu fotoğraflarımızı Facebook'ta sabır değerimiz son değerimizdi. Sona koyduk ki Ayşe Hocam, toparlayabilirsek çok iyi olur. Biz teşekkür mektupları yazdık. Bu teşekkür mektuplarının yanında onlara da ufak tefek hediyeler hazırladık. Katılım sertifikalarımızda bu sürpriz hediyelerini teslim ettik. En sonunda final etki her değerimiz için bir okul tarafından hikaye yazdık. Ve resimledik biz bunları. Öğrencilerimiz bununla ilgili bir sürü hikayeler yazdı. Öğrenciler içerisinde bu hikayeleri hallediler, resimlerini yaptılar ve biz öğretmenlerde bunları StoryJumper'a yükleyerek bir değerlerle ilgili. Ayşe Hocam toparlayabilirsek çok iyi olur. Süremiz evet, süremizi açtık hocam. Evet evet yok hayır. Süremizi açtık hocam. Toparlayabilirsek çok iyi olur. Yani geç başladığımız için biz de geç programa başlattık ama diğer programın vakti yaklaşıyor. Toparlayabilirsek çok iyi olur hocam. Buyurun. Hocam, evet, zannediyorum, duyuldu herhalde değil mi söylediklerim? Toparlayabilirsek sevinirim hocam. Sesinizi alamadık ama gelmiyor sesiniz. Hocam sesinizi alamadık ama. Sonunda çok eğlendik hocam, çok mutlu olduk. Değerlerimizle ilgili öğrencilerimize vermek istediğimiz mesajları verdik. Çok fazla ve bir araçları kullandık. Şöyle söyleyeyim. Eğer ki bir değerlerimizi öğrencilerimize aktarmak istiyorsak, Z kuşağında yetiştiriyorsak biz artık bu dijital ortamlarda biraz sıkıntı yaşasak Ayşe Hocam sesiniz, evet. Son söylediğiniz cümleyi duyamadım hocam. Tekrar ederseniz, toparlarsanız hocam. Belirlerimizden yapmış olduğumuz videolar, anketler aldık ve projemizi tamamladık hocam. Teşekkür ederim. Buradan sunumu. Evet. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Katılımcı dinleyici arkadaşların soruları varsa
Buradan hocalarımıza yöneltecekleri sorular varsa onları alalım. Şöyle bakıyorum, soru var mı şeklinde. Sorunuz var mı? Arkadaşların sizlere yönelik, yaptığınız çalışmalara yönelik teşekkürleri, beğeniler var. Bunu da ifade edelim. Diğer taraftan Tamam hocam. Ben teşekkür evet, ediyorum. geldi hocam. Projemizde değerlerimizi, 10 değerimizi işledik. 10 değerimizin yanında en az 32 tane web aracı kullanmasını hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem de teknolojiyle değerlerimizi birleştirmek olmadığını kere aldık. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben teşekkür ederim. Mustafa hocam, size bir soru var. Kitaplar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz şeklinde bir soru var. Ben de merak ettim. Şunu da söyleyeyim. Sizleri dinlerken yani hocam Evet. bir ilave yapayım, sonra size söz vereceğim. Sizlerin projelerini Hocam dinlerken ben şu nakil an ben de sizin sesinizi alamadım. Söyleyeceklerimi söyledim. Teşekkür ederim hocam. tamam hocam. Şimdi sizleri dinlerken hakikaten çok memnun oldum, istifade ettim. Özellikle projelerin sonunda bir ürün ortaya çıkması, ürün ortaya kurulması, sözlü, yazılı şeklinde veya farklı türde ürün ortaya kurulması çok güzel. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz açısından elbette çok farklı katkıları olmuştur. Mustafa hocam, yöneltilen soruyu tekrar edeyim. Kitaplar hakkında bilgi verir misiniz? Buyurun hocam. Mustafa hocam, sesinizi alamıyorum. Geliyor mu sesim? Şu an sesim gelmesi lazım. Mustafa hocam, Geliyor sesiniz hocam, geliyor hocam. sesiniz geliyor. Geliyor hocam. Kitaplarımız şöyle, TV Space bölümüne foruma başlıklarımızı açtık. Öğrencileri oraya öğrendikleri bilgiler doğrultusunda bir hikaye başlattık ve öğrencilerin tamamlamasını istedik. Daha sonra bunu ikişer öğretmenimiz düzenleyerek bir kitap haline getirdi şu şekilde. Bunu da bir web2 aracıyla düzenleyerek bu şekilde basılı hale getirdik şu an. Yine içindeki resimlemeler web2 araçlarıyla yapıldı. İlkokul 3. sınıf seviyesini hedef aldık. Kitap sayısı, sayfa sayısı 32 sayfa. Şu an 5 kitabımız hazır. Bu yılda ikinci projemize devam ediyoruz. Bir 5 kitap daha yazacağız. 10 kitap olduğu zaman özellikle Servet Altıntaş projemizde yakından ilgileniyordu. Bizi Karatay İlçe Milli Eğitim Kurulu'na yönlendirdi. Oradan da Karatay Belediyesi ile görüşme yaptık. Şu an bir kitap projeleri olduğu için biraz beklettiler. Biz de o arada dedik ikinci kitap serimizi yapalım. 10 kitap olunca tekrar görüşüp inşallah basılı hale getirmeyi planlıyoruz. Diğer soru, başka arkadaşlara yönelik sorunuz varsa bekleriz arkadaşlar. Diğer soru da veliler üzerindeki etkisi, bence en önemli sacayaklardan bir tanesi eğitimde veliler. Buna yönelik etkisi nedir hocam? Bunu da alalım. Şöyle hocam, bir gün okul bahçesinde işte nöbetçiyim, bir tane velim bana doğru geldi. İlk senemdi tabii, velilerimle de daha tanışmıyorum. Kendisini tanıttı, bir Ebrar isimli bir öğrencimin velisiymiş. Hocam Mustafa Bey'le görüşebilir, benim dedim, buyurun. Hocam dedi, adam muhaşeret gibi proje yapıyor musunuz? Kızım evde sürekli adam muhaşeretten bahsediyor dedi. Ben dedi teşekkür ederim. Ben imamım dedi. İmammış kendisi. Sürekli evde baba bu yaptığın adam muhaşerete aykırı, bu yaptığın adam muhaşerete uygun olmuyor diye beni uyarıyor dedi. Ben size teşekkür ederim dedi. Her ay biz hazırladığımız broşürleri velilerimize gönderdik. Yoğun bir şekilde okuyup bize fotoğraflarını gönderdiler ve teşekkür ettiler. Velilerimizden çok olumlu dönütler aldık. Yani diğer proje ortaklarımız aynı şekilde bunu söylediler. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem öğrencilerimize hem velilerimize bir katkı sağladığını düşünüyorum. Sesiniz açık değil Celalettin Hocam. Hocam, bir cümleyle de işitme engelli öğrenciler üzerindeki etkisinden bahsedebilir misiniz? Aslında işitme engelli öğrencilerimize yönelik şey vardı. Trabzon'da bir
ortağımız vardı, Zübeyde Demirbaş hocam. Onlar da aşağı yukarı bütün etkinlikleri gerçekleştirdiler. Projemiz hem ilkokul hem ortaokula yönelik olduğu için onlar da çok rahat bir şekilde şey yaptılar. Oradan da güzel dönükler aldım. Zübeyde hocam konuşabilse aslında o daha iyi anlatır. Onlara da ben büyük oranda katkı sağladığımızı düşünüyorum. Hocam şimdi Elif hocamın sorusu önemli. Şimdi eserlerde, kitapta, yazılı basılı eserlerde izinsiz kullanılan resim varsa bu problem oluşturabilir. Onun için gerekli tedbirlerin alınacağı veya işte telif noktasında gerekli izinlerin alacağını siz zaten biliyordursunuz. Onu da hatırlatmış olalım. Varsa eğer böyle bir çalışmanızda böyle resim varsa onunla ilgili gereği yaparsınız. Kıymetli hocalarım, katılımcı hocalarım ve dinleyici arkadaşlarımız böyle bir programda bir arada olmaktan ve hocalarımızın değerli emekleriyle katkı vererek hazırlamış oldukları bu projeleri bu şekilde sunmaları hakikaten çok güzel. Sonunda projenin sonunda bir ürün ortaya konulmuş. Bu ürünün de burada sunumu gerçekleşti. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten değerler gittikçe yozlaşan değerlerimiz var. Bu değerlerimiz konusuna dikkat çekilmesi, okul öncesinden lise düzeyine kadar yapılan çeşitli projelerle hem öğretmenlere bu değerlerin hatırlatılması ve okullarda eğitim unsuru olarak, kavram olarak kullanılması ve öğrencilere bu değerlerin kazandırılması noktasında çeşitli etkinliklerin yapılması gerçekten çok önemli. Bu değerlerin sizlerde var olduğunu, sizler için önemli olduğunu gösteriyor ve çocuklara da bu değerlerin ne kadar kazandırmanın ne kadar önemli olduğunu yaptığınız projelerle bizlere de göstermiş oldunuz ve sunumlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim katkılarınız için. Başka soru yoksa kapatabiliriz. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle hoşça kalın. Arkadaşlar son birer cümlenizi alabilirim. Buyurun. Söylemek istediğiniz varsa. Hepinizi projelerinde dinledim arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte böyle bir çalışmaya katıldığım için çok mutluyum, çok memnunum. İnşallah ikincisi, üçüncüsü olduğunda da yine böyle hep birlikte olma fırsatı verilir bizde. Bilal'i size tanıdığıma çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum her şey için. Rica ederim hocam. Teşekkür ederim. Ben de böyle bir imkan verildiği için hem üniversitemize hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Arkadaşları da tanıdığıma memnun oldum. 3 bildirim vardı. Bugün ilkini gerçekleştirdik. Diğer ikisini yapacak proje ortaklarıma da ben başarılar diliyorum buradan. Herkese iyi günler diliyorum. Ayşe hocam buyurun. Bizi bu platformda bir araya getiren, emeği geçen bütün üniversite hocalarımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Vakit ayırıp dinlediğiniz için de çok sağ olun. Peki arkadaşlar, çok sağ olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.